Ekranda gördüğümüz bütün ışınları adlandıralım. Şimdi, bir ışın bir noktadan sonsuza kadar aynı doğruda ilerler. Bir ışın için bir defa bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var ve bu noktaya x diyelim. Bir de bu ışının üstünde başka bir noktamız daha var ve bu ışın sonsuza kadar devam ediyor. Biz bu noktaya y ve bu ışına da xy diyeceğiz, xy. X noktasından başlar ve y yönünde devam eder. Y'nin üstünden geçer ve bu yönde belirleyebileceğimiz ikinci bir nokta doğrultusunda devam eder. Şimdi ekranda bulunan bütün ışınları isimlendirelim. İstediğimiz yerden başlayabiliriz. Mesela j noktasından başlayacağım, j. JH ışını, evet JH, Jale, Hale ve bütün mahallenin JH ışını H doğrultusunda gidiyor ve H ışını diyemeyiz. Çünkü H sadece bir nokta ve bir nokta ışını oluşturmaz, değil mi? Sadece JH ışını var, JH. Evet, şimdi diğer noktalara bakalım. Şimdi C noktasına bakacak olursak, ışın oluşturabilecek başka bir noktam yoktu ama şimdi CE ışını oluşturabilirim. Ve bu ışın C'den başlar ve E doğrultusunda sonsuza kadar devam eder. Aynı zamanda C noktasından başlayan ve F noktasına giden bir ışın daha elde edebiliriz ve CE ve CF aynı ışınlardır. F, CE ışını üzerindedir ve E de CF ışını üzerindedir. Yani CE ve CF kısaca aynı ışınlardır. Şimdi E noktasından neler çıkarabileceğimize bakalım. E noktasından başlayabiliriz ve C doğrultusunda devam edebiliriz. Ve bu ışın da EC ışını olacaktır. Aynı zamanda E noktasından başlayıp A noktası yönüne devam eden EA ışını da çizebiliriz. E noktasından başlayıp F doğrultusunda devam eden ışınımız da EF ışını olacaktır. EF ve CF farklı ışınlardır çünkü başlangıç noktaları farklı. F noktasına gidelim. F'nin sol tarafında başka bir nokta yok. Sağ tarafına baktığımızda FE ışını yani F'den başlayıp E doğrultusunda devam eden bir ışın var. FC ışını oluşturabiliriz ve bu FE ile aynı şey olacaktır. Çünkü E noktası FC ışını üzerinde, değil mi? Ve son olarak da A noktasına, evet A noktasına bakalım. Burada AE ışını olduğunu düşünebilirsiniz ama bu ışın devam etmez. Yani bu bir ışın değildir. A'nın üstünde başka bir nokta yok. Demek ki başka bir ışın da yoktur. Eğer bize orada başka noktalar verselerdi, başka ışınlar elde edebilirdik. Yani problemde 6 tane ışınımız varmış.